Merhaba arkadaşlar, TYT Fizik Soru Bankamızda çöz kazan yerlerinin hazırlamış olduğu video çözümüne hoş geldiniz. Madde ve özellikleri kısmıyla gene devam ediyoruz. Şimdi ilk sorumuza başlayalım. Aşağıdaki verilen hangi maddenin ortak özelliğinden değildir diye soruyor arkadaşlar. Kütle, esneklik, hacim, eylemsizlik ve tanecikli yapı. İncelersek kütle maddeler için ortak özelliktir. Hacim maddeler için ortak özelliktir. Eylemsizlik bütün maddelerde olması gereken bir şey. Tanecikli yapı bütün maddeler tanecikli yapıda olması lazım. Ve bütün maddelerin aynı zamanda boşluklu yapısı olması lazım arkadaşlar. Bu durumda hangisi ortak özellik değildir? Esneklik. Çünkü esneklik maddeler için hatta katılar için diyebiliriz. Katılar için ayırt edici bir özelliktir arkadaşlar. Sorumuzun cevabı burs olması lazım. İkinci sorudayız. Aşağıda verilenlerden hangisi maddenin ayırt edici özelliklerinden değildir diye söylüyor. Bu sefer ortak değil, ayırt edici özelliğe bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi ayırt edici özellikler mesela öz ısı, öz kütle, mesela her maddede gene farklı olacak olan genleşme, esneklikten bahsedebiliriz. Tabi bu katılar için geçerli olacaktır. Ama sonuçta ayırt edici özelliklerdendir. Tanecikli yapı ise her maddede olması gereken bir yapıdır. Ayırt etmez bize. O yüzden ikinci, yani mesela gaz da tanecikli yapıdır. Katı da tanecikli yapıdır. Biz bu iki maddeyi birbirinden ne yapamayız? Ayırt edemeyiz. Peki. Sıradaki sorumuzdayız. Üçüncü soruda maddenin hallerinden hangilerinin tanecikleri hem titreşim hem de ötelim hareketi yapacak. Hem titreşim hem de ötelim hareketi yapıyor arkadaşlar. Şimdi bunu incelediğimiz zaman katılar hatırlarsınız sadece titreşim hareketi yapıyordu. Sıvılar hem titreşim hem ötelim hareketi yapıyor. O zaman buna titreşim ve öt diyorum. Gazlar hem titreşiyor hem öteleniyorlar hem de dönme hareketleri yapıyorlar arkadaşlar. O zaman titreşim ve öteleme hareketi yapanlar kimlerdir diye sorarsanız sıvılar ve gazlar. Katılar yapamıyor çünkü bu özellikleri. Sorumuzun cevabı 2 ve 3 olması lazım. 3. sorumuzun cevabı. Peki, sıradaki soru gene bunun devamında benzer bir soruda karşınızdayız. 4. sorudayız. Kutuların içerisinde oklar var. Bu okları o özelliklerle kıyasladığımız zaman hangi ifade doğru olması lazım diye söylüyor. Şimdi burada bakalım. Şimdi bu kutuda hem dönme, hem titreşim, hem öteleme olacak. O zaman bunun gaz olması lazım. Bu kutuya geliyorum. Bu kutu hem titreşim hem öteleme yapması lazım. Yani iki tane özelliği var. O zaman bu sıvının özelliği. Az önce de yazmıştık. Bu kutudaki sadece titreşecek. O zaman bu da katı olması lazım. Yani gaz, sıvı, katı olan şıkkımız hangisi ise o sorunun şıkkı doğru olarak kabul edebiliriz arkadaşlar. Sıradaki soru. Diyor ki yukarıda verilen ifadelerden maddenin hangi haline aittir diye söylüyor. Yani yukarıdaki özellikleri inceleyeceğiz. Bunlar maddenin hangi hali olacak bir bakalım. Şimdi sıkıştırılabilirler. Şimdi sıkıştırabildiğine göre bir kere katı olamaz bu. Kütle diye bir madde hali zaten yok. Onu direkt eledim. Yani öyle bir şey yok zaten. Katı olamaz. Sıkıştırabilmesinden kaynaklı. Hacimleri değişkendir diyor. Tanecikler arasındaki mesafe de fazladır diye söylüyor. Şimdi hacimleri değişiyorsa sıvı da olamaz arkadaşlar. Şimdi ya gaz ya plazma olacak. Şimdi tanecikler arasındaki mesafe fazladır. Gazda da plazmada bu evet ikisinde tanecikler arasındaki mesafe fazladır. Ama hacimleri değişken bütün plazmaların hacimleri değişken değildir. Ama gazların hepsinin hacimleri değişkendir. Sorunun cevabı deniz olacaktır. Altıncı sorudayız. Buna göre hangi şıkta özellikler maddenin halleriyle doğru eşleştirmiştir diye söylüyor. Yukarıdan bazı maddelerin hallerini ve özelliklerini veriyorum diyor. Birden başlayalım. Şimdi birinci de bulundukları kabın şeklini ve hacmini alırken sıkıştırılamazlar diye söylüyor. Şimdi sıkışmayacak. Sıkıştırılamayan bir maddeden bahsediyoruz. Ama kabın şeklini ve hacmini alacaklar. O zaman bu sıvı olması lazım. Peki nötrdürler diyor. Peki şimdi plazmada nötr, gaz da nötr olabilir. Tanecikleri titreşim, dönme ve öteleme hareketi yapar diyor. Bu özelliği sağlayan kimdir arkadaşlar? Sadece
gazlardı. Sadece gazlar hani hem titreşim hem dönme ötenme yapar. Plazma yapamaz mı? Yapabilir ama yapmayanları da var. O zaman burada nötr olan plazmaya yönlendirirsek sorunun cevabı şöyle olacak. 1B 2A 3C olması lazım. 1B 2A 3C olan Edirne şıkkını seçiyoruz bizden. Hemen 7. sorudayız. Gene bu özelliklerle ilgili Ayşe, Efe ve Ela'nın sorularına bakıyoruz. Bu sınıf arkadaşları maddenin hallerine ait özelliklerinden bazılarını söylemişlerdir diye söylüyor. Ayşe'ye bakalım. Ayşe şöyle demiş arkadaşlar. Sıkıştırılamazlar diyor. Sıkıştırılamıyorsa mesela katı ve sıvı olabilir bu. Yani ya katı olacak ya da sıvı olacak. Sıkıştıramıyor. Bulunduğu zemine basınç yaparlar. Ha, olay bir anda katı mı sıvı mı gene hani katılar da basınç yapıyor. Onlar da yapıyor. Aynı farklılık yok. Tancıklar arasındaki boşluk büyüktür diye söylüyor. Katılar da tancıklar arasındaki boşluk çok az. Katı halde olmasının en büyük nedenleri. Ama sıvının moleküller arasındaki boşluk artıyor. Gazda ise çok çok fazla. Yani bu ikisini birbirine eleyen boşluğun çok olması oldu. 7. sorunun cevabı adanır arkadaşlar. Sıradaki soru. Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur diye söylüyor. Bakalım. Maddenin fiziksel hallerinin belirlenmesinde tanciklerin dizilişi etkilidir. Tabii ki bu dizilişler mesela H2O'da bile oksijen ve hidrojenin yaptığı açının farklı olması maddenin özelliğini değiştirdiği için önemli olacaktır. Birinci ifade doğru bir ifadedir. Esneklik maddeler için ayırt edicidir. Ayırt edicidir ama esneklik katılı için sadece ayırt edicidir. Doğru. Sonuçta ayırt edici olarak kullanabiliriz. Eylemsizlik bütün maddelerde var olduğu için ortak özelliktir. O yüzden 3 ifadenin 3'ü de doğru. Sorun cevap da Edirne oldu arkadaşlar. Sırada bir plazma sorumuz arkadaşlar. Maddenin plazma hali için verilen yargılardan hangileri doğrudur diye söylüyor. Evrenin %99'unu kaplar diyor arkadaşlar. Tabii evrenin çok büyük bir kısmını kaplıyor arkadaşlar. Bunu farklı oranlarda veren bazı kitaplar oluyor ama çok yüksek oranda olması bizim için yeterli. Nötrdürler. Evet, plazma nötr. İyon halindedirler. Eksi iyonlar vardır, artı iyonlar vardır. Madde böyle çorba gibi olmuştur. İç yapısı tamamen dağılmıştır ama sahip olduğu artı ve eksi iyonlardan elektron almamıştır. Yani daha doğrusu sistem elektron kaybedip elektron almadığı için arkadaşlar bu yüzden dolayı nötr haldedirler. Yüklü iyonlar ve içerisinde yükler biliyorsunuz elektrik ve manyetik alanda saparlar. Burada etkilenmezler demişler. Bu ifade yanlış ifade edilmiş. O yüzden plazma hali için 1 ve 2 nolu ifade doğrudur. Cevabın Ceyhan olması lazım. 10. sorudayız. Plazma halindeki bir madde içerisinde diyor. Yukarıda verilenlerden hangileri bulunabilir diye söylüyor. Artı iyonlar bulunabilir. Çünkü madde dediğimiz gibi elektron kaybetti. Artık o maddeniz artı iyon olur. Elektron veren elektronlarınız orada eksi iyonlar halinde hareket edecektir. Uyarılmış atomlar halinde yani yüksek enerjiden dolayı atomlarınız uyarılmış da olabilirler arkadaşlar. Bu her üç durumda da plazma için görebilirsiniz. Cevabımız Edirne 1, 2, 3 olması lazım. 11. sorudayız. Burada da kütle ile ilgili olarak hangi yargı yanlıştır diye soruyor. Arkadaşlar başlayalım. Skaler bir büyüklüktür. Evet yönü yoktur. O yüzden doğru ifade edilmiştir. Maddeler için ayırt edici diyor. Şimdi kütleyi de biz madde ayırt etmeyiz. Yani birinden 10 gram aldık birinden 20 gram aldık. Hadi ayırt edelim. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla her maddenin kütlesi özelliğin olması onun için ortak özelliktir. Ayırt edici değil de yanlıştır arkadaşlar. Peki terazi de ölçülür. Evet eşit kolu terazilerle ölçebiliyoruz. Bu ifade de doğru. Yanlış olan ifade yalnız 2 arkadaşlar. Bu testimizin son sorusu. Bir cismin bulunduğu ortamın yerçekimi ivmesi biliyorsunuz G yerçekimi ivmesi öz ağırlık ve hacmini biliyoruz arkadaşlar. Öz ağırlığını ve hacmini biliyoruz. Diyor ki bu inceliklerden hangilerini bulabiliriz diye söylüyor. Şimdi öz ağırlık dediğimiz şey cismin ağırlığını yani mg'sini cismin hacmine bölüyoruz arkadaşlar. Bu bize öz ağırlığını veriyor. Şimdi ben yer çekimi ivmesini biliyorum. Bunu biliyorum. Öz ağırlığı olan değeri biliyorum. Hacmini biliyorum. O zaman ben bu adamın kütlesini bulabilir miyim? Yani biz bunu buradan çekebilir miyiz? Kütleyi bulabilirim. Peki kütleyi biliyorsam D eşittir M bölü V mantığına göre hacmini zaten biliyorum diyor bana. Kütleyi de buradan buldursak o zaman kütle ve hacim oranını alırsak o zaman öz kütleyi bulabilir miyim? Öz kütleyi de bulabiliriz. Şimdi biz
Öz ağırlığı biliyoruz. Hacmi biliyoruz. O zaman bu ikisini çarparsak ağırlığı bulabilir miyiz? Evet. Her üç ifadeyi de bulabiliyoruz arkadaşlar. Bu sorumuzda cevabı edin ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki testte görüşmek üzere.